Burada bir cismimiz var diyelim. Kütlesi de m olsun. Bu cisim eğimli bir düzlemin üstünde duruyor. Eğimli bir düzlem dediğimiz bir rampa, bir takoz ya da belli bir açıyla duran herhangi bir nesne olabilir. Biz o düzlemin üzerindeki cisme ne olacağıyla ilgileniyoruz. Cisme etki eden kuvvetleri inceleyeceğiz. Kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Eğer cisim ve düzlemimiz dünya üzerinde veya yüzey yakın bir noktada bulunuyorsa Yer çekimi kuvveti cismi dünyanın merkezine doğru çekmeye çalışacaktır. Bu durumda yer çekiminden kaynaklanan aşağı yönlü dünyanın merkezine doğru bir kuvvetimiz olacak. İşte bu kuvvet cismin kütlesi çarpı dünya yüzeyindeki yer çekimi ivmesine eşit olur. Yer çekimi ivmesini g ile gösteriyoruz. Peki burada başka ne oluyor? İşler aslında biraz karışık. Çünkü normal kuvvet buradaki yer çekimi kuvvetimize doğrudan etkiyor diyemeyiz. Biliyorsunuz normal kuvvet yüzeye 90 derece yani dik açıyla etkir. Ama burada yüzeyimiz yer çekimi kuvvetine dik değil. O yüzden buradaki örneğe düz zeminde duran bir cisimden daha farklı yaklaşmalıyız. Bu karışıklığı çözmek için yapabileceğimiz hatta yapmamız gereken bir şey var. Elimizdeki yer çekimi kuvvetini yüzeye dik veya yüzeye paralel bileşenlerine ayrıştırabiliriz. Bu sayede karşılıklı dengeleyici kuvvetleri görerek cisme ne olacağını kestirebiliriz. Bakalım yapabilecek miyiz? Gelin önce bu yer çekimi kuvvetinin düzlem yüzeyine dik bileşenini, sonra da düzlemin yüzeye paralel bileşenini ayırmaya çalışalım. Peki, pek alışılmadık bir simge kullanarak buradaki bileşeni bu şekilde gösteriyorum. Buna yer çekimi kuvvetinin düzlemin yüzeyine dik bileşeni diyeceğiz. Sondaki ters de dik olduğunu gösteriyor. Buradaki mavi bileşene de yer çekimi kuvvetinin düzlemin yüzeyine paralel bileşeni diyeceğiz. Sondaki iki dik çizgi paralelliği gösteriyor. Düzlem yüzeye teta derece açı yaptığından yani teta derece eğimli olduğundan biraz geometri ve trigonometri kullanarak bileşenlerimizin büyüklüğünü bulabiliriz. Bu arada ileriki videolarda teta yerine 30 derece, 45 derece gibi daha somut ifadeler kullanacağız. Bu açının dik olduğunu farz ediyorum. Eğer bu dik açıysa, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğuna göre, buradaki açı ve bu açının toplamı 90 derece demektir. Veya şöyle de diyebiliriz. Eğer bu teta ise o zaman buradaki açı 90 eksi tetadır. Belki geometri dersinden hatırlarsınız. Eğer iki paralel çizginiz varsa ve enine bir düz çizgi bunları kesiyorsa, temel geometri bize bu küçük açının bu küçük açıya eşit olduğunu söyler. Bu arada bu konuda daha detaylı bilgiye erişmek istiyorsanız, iç ters açıları hesapladığımız ve eşitliklerini kanıtladığımız videoları geometri bölümümüzde bulabilirsiniz. Enine çizginin açısını biraz değiştirdiğimizde iç ters açıların nasıl değişeceğini düşününce bu açılar eşitliği mantıklı geliyor. Paralel çizgiler bu iki açıyı aynı açı haline getirir. Daha doğrusu eş açı yapar. Peki biz bunu elimizdeki örnekte bir yere uygulayabilir miyiz? Çok bariz olmasa da burada hafifçe maviye boyadığım çizgi dünya yüzeyine dik aynı şekilde buradaki kuvvet vektörü de öyle. Dolayısıyla buradaki mavi çizgi ile buradaki mor çizgi birbirine paralel. Küçük ok işaretleriyle de gösterelim. Bu iki çizgi birbirine paralel. Böyle bakınca buradaki büyük çizgiyi enine çizgi olarak düşünebiliriz. O zaman buradaki açı ve şu açı iç ters açılar yani eş açılar olacak. Buradaki açı 90 eksi teta derece olduğuna göre buradaki de 90 eksi teta derece olacak. Peki şuradaki açıyı bulabilir miyiz? Bu sarı kuvvet vektörünü düzlemin yüzeyine dik kabul ettiğimize göre burası da 90 eksi teta. Yukarıdaki bu açı kaç derece olacak? İç açıların toplamı 180 derece. Yani yukarıdaki açıya x dersek x artı 90 eksi teta artı 90 eşittir 180. Her iki taraftan da 180 çıkarırsak x eksi teta eşittir 0. Yani x eşittir teta sonucuna varırız. Düzlemimizin eğimi ne kadarsa buradaki açımız da o kadar. Şimdi bu açı sayesinde yerçekimi kuvvetinin dik ve paralel bileşenlerini hesaplayabiliriz. Daha net görmek için buradaki paralel bileşeni şuraya alalım. Evet, şimdi paralel ve dik bileşenlerin toplamının yerçekimi kuvvetine eşit olduğunu, hatta bunun da bir dik üçgen olduğunu açıkça görebiliriz. O zaman temel trigonometri bilgimizi kullanarak yerçekiminden kaynaklanan eğimli düzleme paralel ve dik kuvvetlerin büyüklüğünü bulabiliriz. Yerçekimi kuvvetinin düzleme dik bileşeninin büyüklüğünün hipotenüse yani toplam yerçekimi kuvvetine oranı yani komşu kenar bölü hipotenüs. Temel trigonometri konusunda yaptığımız videoları gördüyseniz kosinüs sinüs veya tanjant lafı geçtiğinde bize yardımcı olan kısaltmamızı hatırlıyorsunuzdur. Neydi? Sıka koko ve takoko. Koko kısaltmasına bakarak kosinüsün komşu kenar bölü hipotenüs olduğunu anlıyoruz. O da trigonometriden hatırlarsak açının kosinüsü demek. Yani kosinüs teta. Toplam yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü çarpı kosinüs teta. Sonraki örneklerde bunları uygulamaya dökeceğiz. Bu sayede burada edindiğiniz fikirler daha somut hale gelecek. Aslında oldukça dolambaçsız ve düz mantık bir yöntem. Yalnızca simgeler kafa karıştırabiliyor. Diğerine geçecek olursak, düzleme paralel kuvvet bileşeninin büyüklüğünün toplam yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüne oranı eşittir. Bakıyoruz, paralel vektörümüz teta'nın karşısında. O zaman biz karşı kenar bölü hipotenüs istiyoruz. Yine trigonometriden bu oranın bu sefer açının sinüsüne eşit olduğunu biliyoruz. Yani sinüs teta. Yine her iki tarafı yerçekimi kuvvetinin büyüklüğüyle çarparsak eğimli düzleme paralel kuvvet bileşeninin büyüklüğünü toplam yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü çarpı sinüs teta olarak buluruz. Kuvvet bileşenlerini nasıl bulduğumuzu gördünüz. Gün gelip de kalkülüs fizik derslerini aldıktan 30-40 yıl sonra örneğin bunları yeniden türetmeniz gerekirse hatırlamanız gereken şey şu. Cisme etkiyen kuvveti işimize yarayacak bileşenlerini ayırıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Cisim düzlemin içine doğru hareket etmediğine göre belki de onu engelleyen yüzeydik bir normal kuvvet vardır. Ya da eğer sürtünme kuvveti yoksa bu cisim düzleme paralel bir kuvvetin etkisinde aşağı doğru kayabilir. Bunlara ileride daha fazla kafa yoracağız. Eğer her şeyi unutsanız bile sezgilerinizi dinleyin. Bunun gibi paralel ve enine çizgileri boş verin. Eğer bu açı sıfır olsaydı eğim de olmazdı yani yatay bir yüzeyimiz olurdu. Ve o durumda tüm kuvvetler düzlem yüzeyine dik olarak etkileyecekti. O zaman buradaki yer çekimi kuvvetinin dik bileşeni toplam kuvvet olacaktı. Zaten bu yüzden sonunda kosinüs teta var. Kosinüs 0, 1'e eşit. Benzer şekilde eğer teta 0 olursa paralel kuvvet bileşeni de 0 olacak. Çünkü yer çekimi doğrudan aşağı doğru etkileyecek. Buraya bakacak olursak da sonda sinüs teta var sinüs 0 sıfır, 0'a eşit. Yani paralel kuvvet 0 olacak. Evet. Olur da hangisi sinüs, hangisi kosinüs unutursanız sezgilerinize güvenin. Doğru cevabı bulacaksınız.